Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınıf düzeylerinde matematik dersi için örnek yazılılar hazırladı. Fakat 6. sınıflar için bunu yapmadılar. Dolayısıyla bu açı partikül matematik olarak biz karşılayacağız. Herkese selamlar. Ben Beli Hocanız ve şu anda partikül matematik kanalındasınız. Sevgili 6. sınıflar dostunuz bakalım? Umarım keyifler yerinde. Her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Bugün sizlerle beraber 6. sınıf 2. dönem 1. yazılıya çalışacağız Milli Eğitim Bakanlığı. Örnek soru yayınlamadı diye bu işten pes edip bırakıp kaçacak değildik tabii ki de sizlere bomba gibi. Enerjinin tavanda olduğu bir video hazırlıyorum ve tabii ki de bomba gibi de sorular hazırladım. Dolayısıyla bu videodan sonra şunu diyeceksiniz. Melih Hoca ile 100 almacada ben kazandım diyeceksiniz. Yani o yüzleri gidip alacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı tüm soruları çatır çutur tokatlayacağız. Hiç merak etmeyin. Onun öncesinde tabii ki de ne yapıyorsunuz? 6. videolarına biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dolayısıyla sen hala aramızda değilsen bizim kalbimizi çıt ortadan yarı verirsin. Dolayısıyla seni de aramızda görmek istiyoruz. Bu yüzden de kanala abone olmayı unutma. Videoları da tabii ki de beğenerek şöyle kalbimi gönderiyorum sizlere. Bizlere destek olabilirsiniz. Dedim ve şöyle müziği ekrandan, ekran ne ya? Arkadan aldım ve bomba gibi enerjiyi, nabzı şöyle yükselttik mi? O yüksek nabız çünkü bana bugün lazım. Tamam bugün çünkü çok önemli bir çalışma yapacağız. Ne yapacağız? Milli Eğitim'in o hazırladı e, hazırladığı konu soru dağılımı var ya... ...oradaki kazanımları biz hepsini aldık, didik didik ettik. Ders kitabınızı didik didik ettik. Ve hepsinden şöyle ikişer ikişer sorular hazırladık. Yani bir kolay sorarsa nasıl sorar, bir de zor sorarsa nasıl sorar... ...hepsini sana bugün anlatacağım. Dolayısıyla sen videoyu beğendin, ona eminim. Abone de olundu, o zaman şak kadanak ders ekranıma geldin. Ve birinci soruyla başlayacağız. Şimdi... Burada ilk kazanım Milli Eğitim'in yayınladığı hani sınavda çıkacak. Ben bu kazanımı soracağım bu çocuklara dediği kazanım iki kesirin bölme işlemini yapar şeklinde bir kazanımımız. Yani ya. bölme işlemini yapmanı istiyor. Bu noktada bakın karşınıza bir yeşil butonlar çıkacak bir de kırmızı butonlar çıkacak. Kırmızı butonlarda alev alacak buralar tamam mı? Kan gövdeyi götürecek. O kırmızı butonlar ne biliyor musun? Hani ilk dönemde de sormuşlardı azıcık böyle zor sorular. Hatta bazı arkadaşlar bayıldı. Ne bileyim kalp krizi geçirenler oldu Allah <laughs> ben bu soruyu göremedim, çözemedim falan diye. Şaka şaka öyle bir şey olmadı Allah korusun da. Ama olmayacak diye de bir şey yok. Dolayısıyla biz her şeye hazırlanacağız. Hadi gel seninle birinci soruyla başlayalım lafı fazla uzatmadan. Şimdi altının içinde kaç tane 1 bölü 3 vardır sorusunu nasıl çözeriz? Nasıl çözeriz hocam? Geldik bu kadar. Anlat da bir öğrenek Diyenler için şöyle 2,5 santim yaklaşın anlatıyorum. Şimdi... Bir sayının içerisinde başka bir sayıdan kaç tane vardır diye bir soruda biz hangi işlemi yaparız? Önce bana dört işlemi düşünerek bunu bir cevaplandırın. E bölme yaparız değil mi? Mesela 25'in içinde kaç tane 5 vardır? 25'i 5'e bölersin. E burada da değişen hiçbir şey yok. Dolayısıyla ne yapacağım? Melih hocanız da şöyle bir güzel kalemini biraz kalınlaştırsın. Bölme işlemi yapacak. Diyeceğim ki 6 bölü 1 bölü 3. Bak işlem adımlarına dikkat et. Düzgün yaz. Açık uçlu olacak sorular. Dolayısıyla bak doğru çözersin okunmaz car çizer geçerler ona göre. Şimdi bu bölme işlemini yazdın. Eşitleri çaktın. Peki hocam biz bu bölme işlemini nasıl yapacağız? Biz kesirlerde bölme işlemini biliyoruz. Ama ve lakin şu vatandaş var ya şu çıkıntılık yapmış. Ben oğlum senin altında bir fasulyeden bir yok muydu? Nerede o bir? Diye düşünüyorsunuz değil mi? Düşünmeyin onu şöyle altına yazın ama mı? Her sayının altında gizli birimiz var biliyorsun. Ondan sonrası bayır aşağı salacağız gideceğiz. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. Tamam mı? Bak araya çarpma işlemimi koydum. Yani aslında bölme diye bir şey yok. Biz sizi kandırdık. Kandırdık. Ne, ne var? <laughs> çarpma işlemi var. Dolayısıyla çarpmaya çevirdim. Bundan sonra da tokatlıyorsun artık. 6 kere 3 18 diyorsun. Birler zaten fasulye 1 kere 1, bir. bir. <laughs> 1 işte yani. Tamam. Cevabı değiştirmez. Dolayısıyla 18 tane vardır diyebiliriz. Birinci sorudan tam puanımızı cebe indirebiliriz. Tamam. Anlaştıysak ikinci soruyla devam ediyorum. Şimdi buradaki sorumuz ne? Bak bu kırmızı buton. Kırmızı buton ne demek kırmızı buton? Alarm. Alarm. Bu soru sizi bayıltabilir. Kalp krizine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla dikkatle dinle. Rüstem amca. Rüstem uncle. 3 tam 3 bölü 25 litre balı eşit miktarda olacak şekilde çocuklarına paylaştıracakmış. Ne biçim paylaştırma bu ya? Rüstem amca da kafayı sıyırmış. Böyle kesirlerle filan bal litre hesaplıyor. Her bir çocuk 13 bölü 50 litre bal aldığına göre Rüstem amcanın kaç çocuğu vardır? Şimdi soru bir kere acayip değil mi? Böyle bal 3 tam 3 bölü 25 filan. Arı bile şaşkın. Ulan diyor ben bu balı yaptım ama diyor bu kesilen mesela <laughs> ne oluyor Rüstem amca ne yapıyorsun sen falan o da şaşkın. Sıkıntı yok biz yine bu soruyu çözeceğiz. Önce soruyu anlayalım sevgili gençler. Elimizde bu kadar bal var. 3 tam 3 bölü 25. Ve her bir çocuk ne kadar alıyormuş? 13 bölü 50 litre kadar alıyormuş. O zaman şöyle düşüneceksin. Bak kesirlerle kafan, ee, daha doğrusu kesirlerle aranız açıksa normal sayı düşünün. Mesela deyin ki Rüstem amcanın 100 litre balı var. E, Her bir çocuk da mesela 20 litre bal alıyor olsa. E, bir, kaç tane çocuk var nasıl bulursun? Bölme işlemi yaparsın. Ha, üstüne bastın ayağını kaldır. Burada da bölme işlemi yapacağız. Yani tüm balı 3 tam. 3 bölü 25'i ne yapacağız? Böleceğiz. Neye? Bir kişinin aldığı bal miktarına. Bu bana neyi verecek? Kaç tane çocuk olduğunu. Şimdi hemen yapalım. Şimdi tabii burada yine bir bizim tansiyonumuzu yükselten, bizim şekerimizin çıkmasına sebebiyet veren bir şey var. O da nedir? 3 tam 3 bölü 25. Oğlum sen niye böyle kesirli kusurlu karşımıza geliyorsun? Düzgün gel diyoruz. Ve bunu ne yapıyoruz? Önce tam sayıdan bileşeye çevireceğiz. Yani ne yapacağız? Çarp topla. 25 ile 3 çarptınız 75. 3 topladınız 78. Yani 78 bölü 25 olarak yazabilirsiniz. Birinci kesri aynen yazıyorduk. İkinciyi biliyorsun tepe taklak. Yani ters çevirip çarpıyordunuz. İşte işlem bitmiştir. Ha bundan sonra hocam ben tembelim. Ben böyle büyük sayılarla uğraşamam. Beni geriyorlar. Diyorsan Canımsın. Canımsın. Ciğerimsin. Benim minnak öğrencimsin. Sen de bendensin. Ben de üşengeçim. Ben de tembelim. Bunu böyle 78 ile 50'yi hiçbir güç bana çarptıramaz. Önce sadeleştirme bakarım. Bir üstten bir alttan. Bir üstten bir alttan. Bakıyorum burada ne var? 50. 25. İkisini de 25'e bölerim. 25'i 25'e böldüm bir. 50'i 25'e böldüm iki. Hadi geçmiş olsun. Mis gibi oldular. Böyle pamuk gibiler şu an tamam mı? Dolayısıyla da bundan sonra çarpma yapabilirsiniz ama... ...benim yine elf gözlerim... ...78 ile 13 arasında da bir şeyler var gibi e, görüyor. Bunlar da ikisi 13'e bölünür. 13'ü 13'e böldün 1 78'i 13'e böldün 6 6 köle 18, 6, 2, 7. 6. E ne kaldı bak? 6 ile 2 kaldı. Alt taraf zaten fasulyeden birler. Sıralanmış böyle sap gibi. Onlarla hiç işimiz yok. 6 ile 2'yi çarptın 12. Altına da böyle çocuk diye yaz. 12 çocuk vardır diye yaz. Geçmiş olsun. Bu arıyı da üzmeyelim. Bu da arı da birazcık gülsün. O, o da şaşkın. Benim bu soruda ne işim var diyor. Şimdi anlaştık mı? Bölme yaptık. Sadece bölme de sana en önemli yer neresi? Şurada müthiş bir kısa yol anlattım. O da nedir? Sadeleştirme. Bunları yapın. Yapamazsam hocam sınav anı heyecanlanıyorum ben azcuk diyorsan da o zaman dümdüz çarp. Ama en azından 50 ile de 25'i görünüz canım. O kadar hani basit sadeleştirmeleri yapın. Ama 78 ile 13'ü hadi göremeyebilirsin. Sonra çarp yani. 78 ile o zaman neyi çarpacaktın? İşte 2'yi çarpacaktın. Sonra 13'e bölecektiniz. Ya yani bir miktar süre alacaktı. Ama sonuçta doğruyu bulacaktınız. Sıkıntı yok. Birinci kazanımı tokatladık. İkincisi şu. Kesirlerle problemleri çözer. Problems. Problems kısmına geldik. Şimdi yeşil buton. Sıkıntı yok. Ama çıkması da en kuvvetli sorular buradadır. Haberiniz olsun. Osman Can. Elindeki kitabın önce 3 bölü 8'ini daha sonra kalan sayfa sayısının 5'te 2'sini 2 bölü 5'ini okumuş. Osmancı'nın okuması gereken 6 sayfa kaldığına göre bu kitap kaç sayfadır diye sorulmuş soruda. Bu da Osmancan'ın okuduğu kitap. Böyle garip kurmuş. Zaten Osmancan dersen öyle gözlüklü bir kitap çıkar karşına. Şimdi sevgili gençler nasıl yapacağız? Öncelikle öncelikle bir bütün olarak düşündüğümüzde biz ne kadarını okuduk bu kitabın? 8 bölü 3'ünü okuduk. Bu kitabın tamamı kaçtır? Tamamı her zaman bir tamdır. E payda da 8 olduğu için 8 bölü 8 alacaksınız. 3 bölü 8'ini okursam ben ilk etapta ne kadarı kalacak? 5 bölü 8'i kalacak. Tamam bak bu hatta şöyle yanına da yazın. Kalan sayfa sayısı. Dikkat edersen bu ders acayip güzel yazıyorum. Neden? Çünkü yazımızdan puan verecekler. Tamam. Merak etmeyin ben bir yerden sonra tozutur yine kötü yazarım ama sen düzgün yaz sınavda. Şimdi 3 bölü 8'ini okuduk hocam. Teşekkür ediyoruz. Kalan sayfa sayısının da 5'te 2'sini okuyacaksınız. Ya da 2 bölü 5'ini. Şimdi kalan neydi kalan? Sayfa sayısı yok ki elimizde. Vicdansızlar. Vermemişler. Dolayısıyla <laughs> durduk yere yine sinirlendim. Melih Hoca'yı hep sinirlendir sinirlendiriyorlar. Bunun... 5 bölü 8'in 2 bölü 5'ini bulacağız. Bir kesrin başka bir kesir kadarını nasıl buluyorduk? Çarparak. Yani diyeceğiz ki bu 5 bölü 8 kaldı. Ama bunun 2 bölü 5'ini okuyacağım ben. Dolayısıyla burada çarparak ne kadar okuduğunu bulabilirsiniz. Yine bak 5, 5 alttan üstten uçurdunuz gitti. Ne kaldı? 2 bölü 8. Geçmiş olsun. Soruyu neredeyse bitirdiniz. Neden biliyor musun? Bak şimdi. Bu 3 bölü 8 okuduğunuz, birinci adımda okuduğunuz kitap. 2 bölü 8 ikinci adımda okuduğunuz kitap. O zaman siz bu kitabın ne kadarını okudunuz bir toplayalım bakalım. 3 bölü 8 ile 2 bölü 8'i toplayınca ne olacak? 5 bölü 8. Heh, sen şimdi bu kadarının okudun. Bu okuduğun toplam sayfa sayısı. Bunu hatta şöyle dikdörtgensel hani kutucuk mutucuk da yapıyorlar ya. Öyle de yapabilirsiniz. Şöyle ıı, 8 parçaya bölebilirsem harika olacak. 8'e böldüm. Mesela 8'de 5'ini okudu. Yani 1, 2, 3, 4, 5 bu kadarını okudu. Şu 3'ü kaldı. O zaman bu işte 3 dilimin ne olduğunu biliyoruz biz. Okuması gereken daha 6 sayfası varmış. Lan Osmancan 6 sayfa daha okuyuvereydin de bize problem çıkartmasaydın diye sinirlenebilirsiniz ama sinirlenmeyin sakin olun tamam mı? Şimdi burada da bunun 6 sayfa olduğunu biliyoruz. E çok basit 3 dilime 6 sayfa düşmüşse bir dilim kaç sayfadır? E 6'yı 3'e böldüğün şurası 2 sayfadır. E bunun her dilimi aynı. Yani bu da 2, bu da 2, bu da 2, bu, bu da bu da bu da bu da bu da. Onu yazamadım. Dolayısıyla ne yapacaksın? 8 dilim var. Kitabın sayfa sayısı finale geldik efendim. 8 çarpı 2'den bu kitap 16 sayfadır efendim diyebilirsiniz. Tamam Şöyle de altını çizin sonuç olduğu belli olsun. Bu kadar soru. lan Osman can, 16 sayfalık kitap için şurada bak kaç dakikamızı yedin. Allah kahretmesin. Neyse kitabı okumak önemli. 3'e 5'e bakmayacaksın. Bulduğunu oku geç. Dedim ve bunun bir tık daha zorlaştırılmış versiyonuna geçiyorum. Tamam. Nedir? Bu problemin yani problemler kazanımından bir tık daha zor. Kırmızı buton geldi. Telaşlıyız. Şu an her an bir şeyler olabilir yani. Tamam. Şimdi burada da bak bir şeyler var. En son göstereceğim bunu. Kimi göstereceğim? Ali Rıza Bey'i göstereceğim. Neden göstereceğimiz şimdi soruda anlayacaksın. Ali Rıza Bey'in maaşı 7 bin liradır. 7 bin lira. Yolda görsen almazsın be. Diye abartmayalım. 7000 bin lira çok az bir para. Oğlum sen nasıl yaşıyorsun Ali Rıza Bey? Neyse bakalım. Adil Rıza Bey maaşının 2 bölü 7'si ile kirasını ödemiş. Tamam. Kalan parasının 5'te 3'ünü de faturaları ödemek için ayırmış. Şimdi önce kirayı ödeyeceğiz. Kalan paranın da 5'te 3'ünü fatura için ayıracağız. Ne kalacak ki zaten? Adil Rıza Bey faturaları ödemek için ayırdığı paranın 1 bölü 2'si ile elektrik ödediğine göre elektrik faturası ödemiş. Bunun kaç para olduğu soruluyor. Şimdi gençler öncelikle şunu yapabiliriz. Biz başlangıç sayımızı biliyoruz. Biliyorsak onun üstünden hareket edebilirsiniz. Yani 7 bin liranın ben 2 bölü 7'sini bulurum. Yani kira için bir çıkalım şu kirayı. 7 bin lirayı ne yapıyorduk? Paydaya böl. Uzun, uzatmayacağım. 1000. Binle ile de 2'yi çarp. Pay kadar çarpıyorduk biliyorsun. 2000. Yanına da kira diye yaz. Şimdi bana kalanı söyleyin 7 bin liranın 2 bin lirasını 2 bin lira kira mı var yaşıyorsunuz? demeyeceğim ama eski kiracılar öyle gerçekten ucuza oturanlar var şimdi abartmayalım. 5 bin lira kaldı tamam mı? Bu kalan tamam kalan parayı bulduk Ali Rıza Bey şu ana kadar çok iyi gidiyor. 5 bin lira kenara ayırdı. Bu kalan parasının da 5'te 3'ünü ne yapacak fatura için ayıracak. Hemen ayıralım ayıralım. Yine nasıl bulacağım? 5'e bölüp 3 çarpacağım bu sefer. 5'e böldüm yine Bin. Binle de 3'ü çarptığımda 3000. İşte bu da ne için ayrılıyor? Buna da ne yazıyorsunuz? Fatura. Bitmiştir. Bu fatura ödemek için ayırdığı paranın şu fatura, telefon faturası, ne bileyim işte elektrik, su faturası, doğalgaz faturası, cart faturası, curt faturası bir sürü fatura. Bunun 1 bölü 2'si elektriğe gitmiş. Oğlum ne yakıyorsunuz siz bu kadar ya? Dolayısıyla ne yapıyorum? 3000 liranın 1 bölü 2'sini bulacağım. Yani direkt aslında 2'ye böldüğümde olayı noktalamış olacağız. Elektrik faturasını bulacağız. Peki 1500 lira gelen Ali Rıza Bey'in son fotoğrafını göstermemi ister misiniz? Fatura, bir elektrik faturası aldı bak da 1500 lira gördü. Al sana Ali Rıza Bey. Son hali bu. <laughs> Bu biraz kadına da benziyor ama saçları uzatmış Ali Rıza Bey gibi de düşünebilirsin. Tamam mı? <laughs> Ali Rıza Bey elektrik faturası gördükten sonraki halini de sizlere göstermiş oldum. Tamam mı? Dolayısıyla dördüncü soruyu da tokatladık. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Buradaki kazanımımız ondalık gösterimi yuvarlamak üzerine. Yuvarlayacağız böyle kar topu gibi top gibi yuvarlayacağız. Bakalım 7 tam binde 294 Ondalık gösterimini demiş ki birler, onda birler, yüzde birler basamağına göre yuvarlayınız. Üç tane yuvarlama yapacağız. Başlayalım. Şimdi öncelikle ben sizler için bunları ayırdım basamakları. Bu basamak nedir sevgili gençler? Bu basamak birler basamağıdır. Peki hocam hocam biz azıcık unuttuk. Nasıl yuvarlıyorduk? Böyle bu sayıyı böyle çöp yapıp ittiriverelim mi yani? Tekme mi atalım? Nasıl yuvarlıyor? Hayır öyle değil. Şöyle yuvarlıyordunuz. Önce yuvarlamanız istenen basamağı benim burada yaptığım gibi yuvarlak içine alın. Tamam taradın orayı. Bu basamakla işin yok. Tamam bununla işin olmadığını göstermek için yuvarlak içine aldık. Bunun hemen sağ tarafındaki komşusuna gidiyorsunuz. Tamam mı? Komşu 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 komşu. Sen 5 beş veya 5'ten büyük müsün küçük müsün? Bakıyorum 2. Biliyorsunuz sınırımız 5'ti. Burada 5. 5'e beş, bakacağız. 5'ten küçük. Değersiz bir sayı. Olmasa da olurdu. Diyoruz ve cart diye bunu çiziyoruz. Madem olmasa da olurdu o, da o zaman cart diye çizeceksin. O zaman birler basamağına göre yuvarlanmış hali 7'dir. Tamam. Yaklaşık 7 diyoruz. Şöyle de yazabilirsiniz. Geldim. Onda birler basamağına bak. Onda birler basamağı şu 2'dir. Şimdi buna göre yuvarlayacağız. Bununla yine işimiz yok. Bunun sağ taraftaki komşusuna bakıyoruz. Ne görelim? 9. 5'ten daha büyük bir sayı. Tamam. 5 Beş veya 5'ten büyükse değerlidir. O zaman onun komşuluk değerini biz alacağız. Kim alacak? Kahramanımız. Onda birler basamağı alacak. Dolayısıyla bunu da şu yuvarladığınızda diğer sayılar değişmiyor. Yani başındaki sayı 7, virgül. Şimdi 2 yazmayacağım. Çünkü 2 komşudaki o değeri alacak ve 3 olacak ve bitmiştir. 7 3 Bu kadar. Tamam? Bir Allah! Ne oldu? Bir sonrakine geçiyorum. Bu sefer de yüzde birler basamağındayız. Bununla işimiz yok. Hemen komşusuna gidiyoruz. 4. Bu ne lan? 4. 5'ten küçük değersiz bir sayı. O zaman onu da yuvarlayınca ne olacak? Yuvarlamak yani onu at atıyorum çünkü değeri yok. Değeri olsa alacaktım. Yoksa hemen çiziyorsunuz 7,29 diye yazıp bitiriyorsunuz. İşte o da %1'lere göre yuvarla deseydi buydu. Anlaştık mı? 5. soruyu da tokatladık ve bu konudan karşımıza bir tık daha bir tık zor bir soru gelse. Hani kalp krizi geçirmeyelim. Tansiyonumuz falan fırlamasın sınav anında diye. Ben size bunu hazırladım. Önceden ben size sordum bu soruyu. Tahtada yazılı olan ondalık gösterim. Onda birler basamağına yuvarlandığında 32,3 elde ediliyormuş. Vay bize sonucu söylemiş. Buna göre yıldız yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır diyor. Şimdi tabii gerisini söylememiş. Şimdi nasıl yapacağız? Gençler Sayımızı yazalım. 32 virgül 2 şöyle yıldız 6. Bu sayı yuvarlanıyor. Kime göre? Onda birler basamağına göre. Hemen bana onda birleri söyleyin. Şu virgülden sonra başlıyordu biliyorsunuz. Onda birler, yüzde birler, binde birler diye gidiyor. Ben sayımı buldum. Onda birler 2'dir. Buna bakmayacağız zaten. Kime bakıyorduk? Bunun sağındaki ilk komşuya bakıyorduk. Sevgili komşu, sen Belli ki değerli bir sayısın. Çünkü yuvarlandığında 32,3 olmuş. Yani şu kardeşimiz değer almış oradan. <laughs> Madem sen oradan değer alıyorsun sen değerli bir sayısın ya. O zaman hemen yapıştırın. Yıldız eşittir. Değerli demek ne demekti? 5 beş veya 5'ten büyük sayılar demekti. Yani 5, 6, 7, 8, 9. Hocam 10 olmaz mı? Lan coşmayın. Sonsuza kadar gidecek miyiz? Hayır rakam mı olarak bulacaksınız. 10 yazamayız oraya. O zaman sayıyı değiştirirsiniz. Tamam? 10 diye bir rakam yoktur. 10 bir sayıdır. En büyük rakamımız 9'dur. Abartmayın. Tamam mı? Size de vur dedik öldürdünüz ha. 100 verince hemen şımarıyorsunuz. Şimdi ne alakaysa? Bunların toplamı sorulmuş. Tabii ki de ne yapacağız? Toplayacağız. İlkokuldan bildiğiniz basit düz toplama. Ne yapalım? Birazcık yine ben çakallığa kaç kaçacağım. Ee, 5 6 11 ya. Şuradan hemen 9'u alacağım 20. Çat şuradan 8'i alayım. 28 35. Haydi geçmiş olsun. Geçtik o zaman 7. soruya. Burada da ondalık gösterimlerin neyini yapacağız? Çarpma işlemini yapacağız. İki tane nadide güzel çarpma işlemimiz var. Buradan zor soru gelmez. Tamam Maksimum soracakları bu şekilde çarpma işlemleridir. Dolayısıyla başlayalım. Hocam nasıl çarpacağız? Bak burada virgüller kafanı karıştırıyorsa harika. Tam yerine tam adamına geldin. Çünkü benim de kafamı karıştırıyor. <laughs> Deyip böyle de geçiyormuşum değil mi soruyu çözmeden geçiyormuşum. Hayır. Burada şöyle yapacaksın. Bak sayıları virgülsüz yazıyorsun. Dümdüz ya bak 125 böyle kaba saba yazıyorsun. 782 bunu böyle dimdirek çarpıyorsunuz. Hiç hocam virgül mü ne yapıyorsun hocam sen? Bana ne virgül varsa yoksa geç en son düşünürüz onu. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 2 4 bir de elde 5. 2'yi yapıştırdım. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 2 16 20 elde var 2. Şurası da of 10 oldu. 7 kere 5 35 kaya kaya çarpmayı unutmayın bakın. Elde var 3 14. 3 17 elde var 1. 7 8 oldu. Bir de şimdi şöyle toplarsam harika bir iş yapacağım. 7 7 9 97.750 çıktı da. O iş öyle değil tabii ki de. Burada bizim en başta almadığımız virgülden sonra 1, burada da 2 basamak var. Toplamda 3 basamak. O zaman git oraya, sonucuna 3 basamak kayaraktan virgülünü koy, canımız sıkılmasın. Tamam. Dolayısıyla en sağdan alıyorum. Şöyle 1, 2, 3. Haydi geçmiş olsun. 97,75 diyeceğim çünkü virgülden sonra en sondaki sıfırın hiçbir değeri yok. Yazmasanız da olur tamam. 97 75 çıktı. Ne diyoruz? Hadi geçmiş olsun diyoruz. Şimdi yandakini çözelim. Yandakini çözelim. Burada bir sıfırlı mıfırlı bir şeyler var. Acaba kafa karıştırır mı diye sorduk. Yani tabii ki de karıştırmaz. Partikül matematik öğrencisinin kafasını hiçbir şey karıştırmaz. Dolayısıyla yapıştır. Burada yine şöyle 24'ü başta yazayım. 07 yazmak hoş değil. 7'yi de şöyle yazacağım. Başındaki 0 ne ya? Saçma sapan sayılar. Dolayısıyla bunu bir çarpalım. 7 kere 4, 28 elde var. 2. 7 kere 2, 14, 15, 16. Hadi geçmiş olsun. Hocam bitirelim mi? Bu kadar mı? Değil. Sakin ol. Ne vardı? Ne vardı? Şurada bir basamağım. Şurada da bir basamağım. Yani virgülden sonra iki basamaklık bir hakkım var. Onu da kullanıyorum. Ve 1, 2 diyorum. Yani virgül şuraya gelecek diyoruz. Yani cevabımız 1, 68 oluyor. Burayı hallettiysek, bu sayfa tamamsa 8. soruya geçelim. Orada da çünkü bunun tersi ne var? Yeni kazanımımız bölme işlemi var. Bakalım bölmeyi nasıl yapacağız? Şimdi, 6 bölü 1,5 demiş. 1,5, 6, 6, 1,5. Yani birinde de virgül yok. Bu ne değişik işler. Bakalım. Şimdi bunu iki yoldan yapabilirsiniz. Bir, kaba saba bölme. Yani ilkokulda öğrendiğin şöylemesine. Hani bunun böyle şeyleri var ya. E, şuraya karpuz koyuyorlar. İşte burası bölen, işte bıçak. Burası karpuz dilmi falan. Bu, burada kalan kabuklar falan. Bu ne oğlum biz... Ana kreş çocuğu muyuz biz ya? Böyle karpuzla kavunla bize konu anlattırıyorlar. Cık. Neyse altıyı şimdi bir bıçağa nasıl böleceksin hocam? Konuyu değiştirme sapıtma sapıtma. Bak şöyle böleceksin. Şimdi virgülden kurtulman lazım. Çünkü virgül seni olduğu kadar beni de gıcık ediyor. O yüzden virgülde nerede var virgül? Şurada görüyorum ben bir buçukta. O zaman bu virgülü bir tane büyüterek sağ tarafa atarak kurtulabilirim. Peki nasıl kurtulacağız hocam? Şimdi bunu bir tane büyüttünüz ya hani şöyle yaptınız bak. 15 yaptınız onu. E şimdi diğerin başı mi? Hani bana hani bana hani bana diye çıldırıyor o da bir taraftan. Onu da haliyle onun virgülü yok. Ne yapsın gariban? Onun virgülü yoksa sıfır veri verin. Tamam. Bir tane büyütmüştünüz. Dolayısıyla buraya da bir tane sıfırı vermeyi unutmayın. E şimdi 60'ı 15'e böldüm. 4 kere var. Zaten cuk diye çıkıyor. Kalan da sıfır. Hadi geçmiş olsun. Bölme işlemini yaptık 4. Bitmiştir. Tamam. Şimdi bunun bir diğer versiyonu şöyle. Bunu normal şöyle de yazabilirsiniz. 6 bölü 1,5 ya o hani. Hani bir tane büyütüp bir tane de bölü 10 diye yazıyorduk. Yani kesre çevirip de yapabilirsiniz. İşte birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir, çarp şeklinde de ilerleyebilirsiniz. Bu 6 bölü 1 biliyorsunuz. E buradan da yine 60 bölü 15 yine 4'ü bulacaksınız. Bu da ne olsun? Bonus olsun. Ulan başka kanalda bulamazsınız. İki yöntemle de çözdüm ya. Oğlum benim abartı seviyem. Bugün yine mütevazi bir avamdayım. Şimdi yandaki soruya geliyorum. Bu daha kolay. Sıkıntı yok. 4,25 bölü, şimdi burada tabii 0,05 falan kafanı karıştırır diye aldım bunu ama kafa karıştıracak bir şey yok. Virgülden kurtaracağız. Bir iki basamak attığımda kurtuluyor. Diğeri de hani bana hani bana, ona da iki basamak vermeniz lazım. Çat çat o da iki basamakta kurtuluyor zaten. Aslında size sorulan şey 425 bölü 5. Bunu soruyorlarmış. Neyse böleriz. 8 kere var. 8 kere 5. 40 çıkarttınız 2. 25 5. 5 kere derken hop çat çut 0. Bu kadar. Ha hani istersen bunu da yine e, kesire çevirip 425 bölü buna 100 dersin. Tamam mı? Sonra bölü buna da 5 bölü 100 dersin. Sonra işte birinciyi aynen yazayım. İkinciyi de ters çevirip çarpayım derken zaten çat diye yüzler yine sadeleşir. Yine 425'i 5'e bölmeniz gerekecek. Anlaştık mı sevgili altılar? O zaman 9. soruya zıpladım. Burada da 4 işlemle ilgili yine problem çözeceğiz. Bunun kolayını sormadım. Zaten problemi dedim ki bizim altılar çok iyi. Tokatlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha böyle ceviz içeren bir zor bir problem hazırlayayım dedim. Tamam mı? Şimdi bu sorumuzdaki ana karakterimiz şu. Ceviz. Cevizle ilgili bir soru. Bakalım. İki buçuk kilogram ceviz için 600 lira ödeme yapan Mustafa muhtemelen o anda kalp krizi geçirmiştir. Sorunun devamı böyle: 600 lira ödeme yapan Mustafa kalp krizi geçirmiştir. Bu sorunu nasıl çözebilir? diye. Böyle açık uçlu bir soru. Şimdi Mustafa para üstü olarak neyse bir şey alıyormuş para üstü 54,50 54,50 lira geri alıyormuş. Onu da almaz ya, bağış hiç bırak. Onu da bağış hiç bırak Mustafa. İki buçuk kilo ceviz için bu kadar ödenir mi ya? Buna göre bu altın kaplama. Öyle her ceviz biz her cevizden soru yazmayız. Mustafa'nın aldığı bir kilogram cevizi bulacağız. Şimdi kaç para olduğunu. Şimdi bir kere iki buçuk kilogram cevizin karşılığı 600 lira değil. Onu bir geçin bakalım. Neden hocam? Çünkü sen 600 veriyorsun ama kasiyer sana 54,5 geri veriyor. O zaman tam olarak bizim 2,5 kilo cevizin kaç para tuttuğunu öğrenmemiz lazım. E bunu nasıl yapacağız? 600'den 54 buçu çıkartacağız. Biliyorsun çıkartmaları yaparken virgülden sonraki kısım tamın dışındadır. Yani bu 600 de aslında 600 virgül 0 gibi düşünülebilir. Dolayısıyla şimdi ee, elde alacağız. Buradan aldım. Buradan buraya. Buradan buraya. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5. Burada tabii 9 kaldı. 9'dan 4 çıktı. 5. Virgül aynı hizada. Yine oraya virgülümü attım. E, ee, dolayısıyla burada da 9 kaldı. 9'dan 5 çıktı. 4. Burası zaten 6'da en başta elde almıştık. 5. Dolayısıyla 545 buçuk diyebiliriz. Şimdi bu nedir hocam? Bu, bu 2,5 kilogram fiyatıdır. Tamam 2,5 kilogramının fiyatı. Dolayısıyla bundan sonrası bölme işlemi. Yani diyeceğiz ki bu cevizler 545,5 lira tutan cevizler 2,5 kilo olduğu için 2,5'a böleceğim. Ama ben biliyorum ki virgül, Melih Hoca kulaklarımda çınlıyor virgülle çözme, virgülle çözme falan. Böyle de olduğu için virgülden kurtaracağız. Bunun zaten bir basamak, bunu da bir basamak yapabiliyoruz. İkisi de aynı basamak yapacaksınız ha. Hocam onu bir tane ittirsek virgülü, orada iki tane ittirsek olmaz efendim. Sen burayı babanın çiftliği mi zannettin? İstediğini yapabileceğin. Hayır. Dolayısıyla kuralları saptırmayın. İkisi de ya iki basamak büyüyecek ya iki basamak küçülecek gibi düşünürüz. Tamam. İkisinde de aynı şeyi yapacağız. Dolayısıyla burası 5455 oldu. Bu arkadaşımız da 25 oldu. Hadi gel de şimdi bu bölmeyi yap. Bu yaşta bana bir bölmeyi yaptırıyorsunuz. İki kere var desem şurası 50 olur. Çıkarttım cart diye burası 4. İndirdim bir tane hiçbir işe yaramadı. İlki bedava ama bir tane daha indirirsen adama derler ki sen hayırdır. Lan hiçbir işe yaramadı olur mu? 45 içinde 25 bir kere varmış. Niye söylemiyorsunuz ya? Siz var ya hiç dersi dinlemiyorsunuz abi. Şikayetçiyim. Velinizi çağıracağım okula. Ama hangi okula? O, o konuda tam emin değilim. Şimdi <laughs> 20 kaldı. 20'de 25 yok. O zaman da 5'i indiriyorum. 205 oluyor. Bu bölmede bir sıkıntı var mı? Bakalım. Yok, tamam. Eee 200'e kadar gideriz. Yani 8 kere var derim. Dolayısıyla bu 200 yapar. Cart çıkarttım. 5 kaldı. Hocam bırakalım mı? Lütfen. Lütfen bırakmak. Öyle o kalanlı bırakmak o 5. sınıfların işi. Sen 6. sınıfsın. Sen buraya bir sıfır, buraya bir virgül devam edeceksin. Tamam. Ama Melih Hocan devam edemeyecek çünkü yer bitti. Tamam mı? Şuraya 50 dedim çıkarttım. Cart sıfır işte. Tamam kalan sıfır. 218,2 çıktı. Bu da nedir? 1 kilogram fiyatı. Tamam. 218 liraya ceviz varsa eğer lütfen yorumlarda söyleyin. Tamam. Yorum kapalıysa da gidin başka videonun altına girin. Hocam Allah razı Hocam ceviz 218 lira olur mu? Sen bizi kurtardın kazıklanmaktan falan. 218 ceviz mi olur ya? Bilmiyorum. Olabilir gerçi. Şimdi bak, olamaz da diyemiyorum ha. 10. sorudayız. Şimdi neredeyiz? Oran kısmına geldik. Oran belirteceksiniz. Gayet basit bir soru. Zaten buradan zor soru gelemez. Yani mümkün değil. 42 öğrencinin bulunduğu sınıfta maşallah 12'si erkekmiş. 42 tane öğrenci. Artık tavana falan mı üst üste mi çıkıyorlar? Bir omzunda mı ders istiyorsunuz bilmiyorum. Neyse ama böyle sınıflar var çok da şey yapmayalım. 12'si erkekse efendim 12 erkeği çıkartıyorsunuz. 30 tane kız olduğunu buluyorsunuz burada. 12'si erkek... Ve 42'de neydi? Toplam sayıydı. Şimdi bana istediğini sorabilir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranı. Kızlar kaç kişi? 30. Erkekler kaç kişiydi? 12. Cevap 30 bölü 12. Hiç böyle uğraşmayın. Sadeleştirme. En sade hali kaçtır demiyorsa böyle bırakabilirsiniz. Doğru cevap. Hadi sıkıysa puan kırsınlar. Olmaz. Kıramaz. Burada bitirebilirsiniz. Ama sadeleştireceğim ben hocam şovumu yapacağım. Kim okuyacaksa bu kağıtları beni bir fark etsin diyorsan ikisini de 6'ya bölebilirsin. Burası 5 burası da 2 yani 5 bölü 2'ye de gidebilirsiniz. A şıkkı tamam tokatlandı. B şıkkına bakalım. Kız öğrencilerin sınıf mevcudun oranı. Kızlar kaç kişiydi? 30. O zaman hemen 30'u yazıyorsun. Sınıf mevcudu kaç kişiydi? 42. Cevap 30 bölü 42. Yine şova kalkmak isterseniz ikisini yine 6'ya bölebilirsiniz. Burası 5. Burası da 7 diyebilirsiniz. Bursa'yı da tokatladık. Ceyhan'a geldik. Erkek öğrencilerin kız öğrencilerin sayısına oranı. Erkekler 12 kişiydi. Kızlar da 30 kişiydi. Dolayısıyla aslında ilk bulduğumuz oranın tersi sorulmuş. E haliyle bu da nedir? 2 bölü 5'tir. 6 ile sadeleştirdiğinizde. Tamam. Burayı da hallettik. Bu da tokatlandı. 10. soruyu da bitirdik efendim. Burada dediğim gibi dikkat etmeniz gereken en önemli şey şu. Kimin kime oranı? İlk başta söylediğini mesela kız öğrenci mi söylüyor? Üste yazacaksın. Buradaki taktik bu. Hemen onu yazacaksın. Ondan sonrakini alta. Bunu unutmazsan orandan soru kaçırmazsın. Şimdi <laughs> bir de şöyle bir kazanım var. Ee, birbirine oranını belirler. Nedir? Farklı birimlerdeki iki çokluğun da birbirine oranını belirlemeyle ilgili bir problem. Şimdi sabit hızla 3 saatte 240 kilometre giden aracın gittiği yolun geçen süreye Oranını metre bölü saniye birimiyle bulunuz demiş. Şimdi sen normalde bu soruyu çözmeye kalkışsan yol bölü süre ne dersin? Hocam yol 240 kilometre bölü sürede 3 hours yani 3 saatmiş. Sen bunu böyle yazarsan sana derler ki sen şuradan ilerle devam et 5. sınıfa. Lan ne 5. sınıfı biz 6. sınıfız. Hadlerini bilsinler. Şimdi, coşmayın sinirlenmeyin. Neyi unuttunuz? metre bölü saniye mevzusunu unuttunuz. Yani burada bir dönüşüm yapılacak. Haydi gelin dönüştürelim. Dönüştürelim, geliştirelim. Şimdi kilometreyi metreye çevireceğim. Bunları bilmek zorundayız. Bir kilometre nedir? Bin metredir. Yani binle çarpacağız. Dolayısıyla sen oraya önce 240'ını yaz. 3 sıfır da sonuna ekle. Bu da nedir? Metredir. Metreye çevirdim. Kilometreyi metreye. Sonra da saati saniyeye çevireceğiz. Şimdi normalde bir saat biliyorsunuz 60 dakika. Dakika değil saniye istiyorum. E o zaman bir daha 60 ile çarpacaksınız. O da nedir? 3600 saniyedir. O zaman 3 saat nedir? Şimdi bir saat 3600 saniye ise 3 saat. E bunu 3 ile çarpman gerekiyor. Tamam mikrofona vurdum kusura bakmayın. 3 ile çarpacağım. 3600'e de 3 ile çarpamayacak değiliz. 6 3 18 50 var 1. 3 3 9 çarpamıyormuşum cevap çıkıyormuş. 10.800. Tamam. 10.800 saniye. Oranladım efendim. Bunu da kimse bana sadeleştiremez. Tamam. Sadeleştiremezler bana bunu. Burada bırakırım. Ha, en kötü sıfırları atabilirsiniz en sondan ama o kadar. Daha da uğraşmayız. Geçtim 12. soruya. Bu sorunun devamı nerede? Ha buradaymış. Şimdi üst tarafı kazanım zaten. Cebirsel ifadeye uygun sözel durum yazacağız. Tamam soruyu biliyoruz. Kazanımı biliyoruz. Şimdi soru şu. Ee, sözel olarak verilenlere uygun cebirsel ifade. Cebirsel ifade olarak verilenlere uygun da sözel ifade yazacaksın. Yani karşılaştırıcı, karşılıklı yazacağız. Hemen başlayalım. Gençler defter sayısının 4 katının 9 fazlası nedir? Defter sayısına bir harf verin. Mesela x bunun 4 katı nedir? Başına hemen 4'ü gömçürt. 4x. Bunun da 9 fazlası diyorsa artı 9. Bitti. Eksiği deseydi eksi 9 yapacaktım. Bu kadar. Geldim alttakine. Bunu tokatladık. Cemil'in armut sayısının 7 eksiğinin 1 bölü 3. Şimdi burada da Cemil'in armut sayısına M diyelim. Tamam mı? Ya da A diyelim hadi. Armut'un A'sı. Tamam. 7 eksiğinin demiş. O zaman eksi 7 yapıyorsunuz. Şimdi buraya çok dikkat. 7 eksiğinin 1 bölü 3. Yani tamamı a eksi 7'nin tamamının 1 bölü 3'ünü soruyor. Dolayısıyla bunu komple bir bölü çizgisi çekip altına bölü 3 yazıyorsunuz. Böyle 2 bölü 3 falan gibi bir şey deseydi de o zaman şöyle parantez içine alıp şöyle 2 bölü 3 çarpı gibi yanına ekleyecektim. Ya da 1 bölü 3'e şu an yanına şöyle de ekleyebilirsiniz. Bak bu da uygun olur. Çarpı 1 bölü 3 gibi de yanına ekleyebilirsiniz. Parantez kullanmazsanız cart diye çizerler haberiniz olsun. Cart diye bak çizdim şimdi bunu da tokatladık. Şimdi gelelim yan, e, alttakilere. Burada sözel ifadeler yazacağız. Bakalım nasıl yazacağız. Şimdi 2x-7 bölü 3 demiş. Şimdi burada... Klasik ya bence hiç uzatmayın bir sayının diye başlayın yok elma sayısı yok armut sayısı yok defter kitap bu işlere gerek yok hemen başla bir sayının bir kere ne yapmış iki katını almış İki katının e yedi eksi iki katının yedi eksi yinin bir bölü üçü bitmiştir. Hep bir sayı diye başlayın. Hiç gerek yok. Hiç de öyle şey yapmaya. Sen yazar mısın sen? Sen şey misin? Yani kitap yazar mısın? Gerek yok. Roman yazmaya falan kalkışmayın. Dümdüz yaz geç. Burada da mesela bir sayının hop ne yapmış? Beş katını almış. O zaman beş katının dört fazlası diye yapıştırın geçin. Tamam bu kadar. Bitti. Uzatmaya gerek yok dediğim gibi. Şov yapacağım bilmem ne bu soruyu da yapmayın. Hemen yazın geçin dedim ve 13. soruya geçiyorum. Şimdi burada ne var? Cebirsel ifadenin değerini farklı bir doğal sayı için sonucunu bulacağız. Cebirsel ifade. Mesela burada ilk soru. 7a artı 2 cebirsel ifadesinin değerini a'nın 3 ve 7 değeri için ayrı ayrı bulunuz demiş. Hemen bulalım. Birincisi A'yı 3 alacağım. Bakalım nasıl çözeceğiz? Şimdi cebirsel ifademiz şu gençler. 7A artı 2. Eşittir diyorsunuz. Cebirsel ifade bize verilen bu. Ama demiş ki adam. Lan A, A yazdık demiş. Şaşırmış. Dur 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 onu 3 yap 3 yap demişler. Dolayısıyla sen de ne yapıyorsun? 7 çarpı A değil çarpı 3 şekline getiriyoruz. Tamam A'yı 3 aldık çünkü. Artı 2. Bundan sonrası çayda çıra. 7 kere 3 21 artı 2 eşittir. 23 cart. Geçmiş olsun. Hemen yandakine geçiyorum. Bu sefer de A'yı 7 alıyorum. Aynı şeyi yapacağım. Tamam dolayısıyla üşendim. Ve şöyle kopyala yapıştırla bunu buraya alıyorum. Tamam. Üşengeçlikte sınır tanımam. Üstüme de kimseyi bilmem ha. Burada bu sefer 7 çarpı A değil 7 yazıyorum. A yerine 7 yazdık. Tamam. 7 kere 7 49 artı 2. Cart. Buradan da 51'i yapıştırdık. 13. soruda da tam puanını aldın. Gel bakalım son sorumuza. Son sorumuza geldik. Dikkatler tahtada. Bakalım. Aşağıdaki demiş tahtada verilen cevirsel ifadede M'nin 8 değeri için sonucun kaç olacağını bulunuz. Yani buradan kırmızı buton bu. Sorulabilecek maksimum soru bu. Ne yapacağız? Hadi gel ben de tahtada çözeceğim. Özendim. M yerine bu sefer 8 yazacağız. Yani diyeceğiz ki 40 eksi 3 çarpı 8. M oyuncu değişikliği. M'yi çıkar 8'i sok. Tamam. Bölü 4. Buradan da ne gelecek? Üst taraf 40 eksi 3 kere 8 24 bölü 4. 40'tan 24 çıktı 16 bölü 4. Eşittir cevap 4. Bu ders de burada biter. Tamam mı? Dolayısıyla sevgili... sevgili heh, ekran değişmedi. Sevgili 6. sınıflar, canlarım, ciğerlerim, benim minnak öğrencilerim. Sizleri seviyorum ve sizlere de güveniyorum bak. İlk dönem bunu yaşadınız. Acı tecrübeler de yaşamış olabilirsiniz ki umarım öyle değildir ama milli eğitimin yazıları artık önemli. Yani milli eğitim bu kafasını, gözünü, yönünü bu tarafa çevirdi. Yazılara artık önem veriyor. Sizleri bunun üstünden gözlemleyecek. Bir de özellikle tarihte ilk defa açık uçlu bir sınava giriyorsunuz. İlk de piyango size vurdu. Tamam yapacak bir şey yok. Zaten o yüzden Meli Hoca da sana böyle 40 dakikadır soru çözüyor. Eksiğin olan bir konu varsa. Bu. Mesela hocam ben cebirsel ifadelerde eksiğim. Hemen Partikül Matematik kanalında onun videosunu da izle. Orada daha bol soru çözdüğümüz bir video sonuçta ders anlatımı ona da bak. Oranda eksik misin? Oran videomuzu izle. Tüm videolar var. Yeni güncel 2014 tamam. 6. sınıf oynatma listesi zaten. Onu YouTube kanalımızda bulursun. Oradan eksik olduğun konuyu seç, izle, kendini iyice pekiştir. Tamam. Dediğim gibi sizlere güveniyorum, inanıyorum ve güzel güzel haberlerinizi de bekliyorum. Sonra gelin bu videoyu masada herhangi bir videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdiden hepinize canı gönülden başarılar diliyorum. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste, bir sonraki videoda yeniden görüşünce dek. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.